Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Bugün arkadaşlar aklıma Android işletim sistemleri geldi. İçlerinden tabii birçok Android sistemler var. Yani bu Android sistemleri normal laptop, netbook ve masa üstlerine kurulabilen olan işletim sistemleri bildiğimiz üzere aşağı yukarı. Ve hepsinin temeli aynı aşağı yukarı arkadaşlar. Yani Linux temeli üzerine inşa edilmiş. Yapılandırılmış, geliştirilmiş birçok adlarla dünya genelinde sunulmaktalar. Ben içlerinden bugün PhonicsOS Android işletim sistemini indirip birazdan kurulum yapacağım arkadaşlar. Tabii ki bunu normal şartlarda Rufus veya benzeri uygulamalarla USB listede yazdırıp dolayısıyla bilgisayarlarımıza kurulum yapabiliyoruz. Ama ben sanal makineyle VMware Workstation programıyla yapacağım arkadaşlar. Sitesine girdim. Sitesinin burada adresi var. Ben video altına da ekleyeceğim arkadaşlar. Burada iki opsiyon var arkadaşlar. Dilerseniz Windows üzerinden kurulum exe dosyası var. Ya da Windows yanına kuruyor yani. İkinci opsiyonda arkadaşlar ISO dosyamız var. Download ediyoruz. Ben zaten download ettim. Masa üstünde hazır arkadaşlar. Linkini eklediğimde dilerseniz indirip sizler de ister sanal makineden ister eski laptopunuz varsa netbook veya masaüstü kurmak isterseniz kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben sanal makineyi arkadaşlar başlatıyorum şimdi. Normal olarak dinleyen VirtualBox da kullanabilir. Ben VMware kullanıyorum. Bunu USB diske yazdırıp bilgisayarlarımıza boot ederek başlatıyor gibi farz edebilirsiniz arkadaşlar. Ben ileri diyorum arkadaşlar. Linux'u seçiyoruz buradan. İleri diyoruz. Buradan NX OS diyelim. Kurulum. Kurulum dedim arkadaşlar. İleri diyorum. 20 GB veriyor. Yeter bizim için. Buradan konfigüre ediyorum arkadaşlar. Printer kullanmadığım için çıkarıyorum. RAM 2000 diyor. Yeter aslında ama ben bunu 3000 yapayım. Kurulum hızlı olsun. Bu şeyler işlemci kalsın böyle. İnternet. Buradan ISO dosyamızı gösteririz arkadaşlar. Masa üstündeyiz zaten. Biraz evvel gösterdim. Burada seçiyorum. Evet, burayla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi finish diyorum. Bunu birazdan arkadaşlar boot edeceğiz. Ben direkt kuruluma geçeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Later diyelim. Finish diyelim. Evet arkadaşlar. Burada iki opsiyon var. Birincisi başlasın mı diyor. Yani hiç kurmadan direkt masaüstü geliyor. Normal olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyonu var. İkinci opsiyon da direkt kuruluma geçiyor arkadaşlar. Ben installer diyorum. Yani direkt kurulum yapacağım diske. 20 GB'lık bir disk alanı ayırmıştım. Enter'lıyorum. Şu an başlıyor arkadaşlar. Kurulum öyle uzun sürmüyor. Maksimum donanımınıza göre 5 ila 10 dakika arası falan arkadaşlar. Buradan arkadaşlar SDA. Buradan diskimizi yapılandırıyoruz arkadaşlar. Create Modify Partition diyor. Enter'lıyoruz arkadaşlar. Okey diyorum. GPT mi? Yani UEFI mı diyor? Ya da normal mi? Benim UEFI makinem olmadığı için no diyeceğim. Normal kurulum yani arkadaşlar. Burada bize disk alanımızın bölümlemesi çıktı tablosu arkadaşlar. Şu kamerayı yukarı alayım. Gördüğünüz gibi disk alanımız bu arkadaşlar. Burada şey yapıyoruz arkadaşlar. Bölüm new diyoruz. New deyip enter'lıyoruz arkadaşlar. Primary yapıyoruz. Yani primary ana disk. Birinci bölüm olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklere gerek yok. Primary yapıyoruz. Enter'lıyoruz. Bir daha enter yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bootable'ı seçiyoruz. Burada bootable. Burada Flux'ın hemen yanına göreceksiniz. Simge atacak. Boot olarak. Evet. Daha sonra arkadaşlar klavyemizde yön tuşlarıyla right deyip enter'lıyoruz. Burada yes mi no mu diyor soruyor. Yes diyoruz arkadaşlar. Enter'lıyoruz. Şu anda diskimizi hazırlıyor. Writing partition table on disk, type to disk. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti. Quiet'a gelip geri dönüyoruz şu anda. Quiet'tan çıkıyoruz. Burada diskimizi şu anda yapılandırdık. Enter burada OK diyoruz arkadaşlar. X4 NTFS FAT32 format soruyor.
Genellikle kabul edilebilen lüks formatında X4'tür arkadaşlar. X4'ü enter'lıyoruz. Burada yes diyoruz arkadaşlar. Şu anda sistem kuruluyor. Bir süre bekliyoruz. Burada diyor ki arkadaşlar UEFI grup kurulsun mu diyor. EFI grup diyor. Hayır diyoruz. Skip diyoruz. Normal, bizim normal olduğu için legacy. Ya burada yes diyoruz arkadaşlar. Şu an normal grup kuruyor. Evet arkadaşlar. Burada 3, dediğim gibi 5 ila 10 dakika sürer. Çok hızlı makinelerde 3-4 dakika falan arkadaşlar. Diskimizi ayırdık. Şey yaptık. Primary seçtik. Ondan sonra işte write ile yazdırdık. SDA olarak seçtik arkadaşlar. SDA 1 olarak. Daha sonra X4 olarak biçimlendirdik. Şimdi sistemi kuruyor. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar sistem kurulum bittiği zaman ben kapatacağım sanal makineyi. Kurulum ana diskten başlatacağım. Birazdan göreceğiz zaten. Kurulumu çok basit arkadaşlar. Yani USB diski yazdırdıktan sonra dolayısıyla boot ediyoruz. İster leave olarak şu anda bize şu an kurulum bitti arkadaşlar. Ben buradan kapatacağım şimdi. Power off diyeceğim. Daha sonra şeye gireceğim. Sanal makine ayarlarına ISO dosyasını çıkartacağım. Burada gördüğünüz gibi. Kurulum ana diski seçeceğim. Burada otomatiği seçtim. Şu anda ISO dosyasını çıkarttım. Kurduğumuz ana dosyadan başlayacak. Evet arkadaşlar. No diyelim. Full screen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tekrar çıktı. Geri sayım başladı. Otomatik başlıyor. Sistem dosyaları tarıyor. Donanımları tarıyor. Burada bir süre alabilir arkadaşlar. Sistem analiz falan yapacak. Yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında değişebilir. Ben videoyu şimdilik bu süreçte donduracağım arkadaşlar. Masaüstü geldiği zaman diğer seçenekler neler olacak onları görürüz arkadaşlar. Pause diyorum şu anda. Geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Dönüş yaptım. Evet arkadaşlar şu anda sistem analizinden sonra bu ekran geldi. Burada bize dil ayarlarını soruyor. Doğal olarak sistem Çin yapımı olduğundan dolayı ana dili Çince. Biz buradan bunu İngilizce yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan tıklıyoruz. İngiliz, United States yapıyoruz. Bu dil olayı masaüstüne kadar geldiğimizde Türkçe dil seçeneği var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şimdi ileri diyorum, next yapıyorum. Burada anlaşmaları soruyor. Anlaşmalara exit diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada Wi-Fi bağlantı varsa eğer, burada çıkar arkadaşlar. Benim şu anda kablo ile bağlı olduğu için, yani sanal makine direkt bağlı olduğu için gerek yok. Zaten şu anda bağlı. Burada gösteriyor zaten arkadaşlar. Wi-Fi'niz varsa normal laptop PC'ye veya herhangi bir bilgisayara kurduğunuzda Wi-Fi bağlantılarınızı burada gösterecektir. Siz buradan Wi-Fi ile bağlanabilirsiniz. Sebebi şu, Google hesabınızla markete vesaire giriş yapacağınızdan dolayı hani uygulamayı yüklemek için bu Wi-Fi bağlantısı, internet bağlantısı gereksinimi var arkadaşlar. Next diyoruz. Burada bize bir ad girmemizi söylüyor arkadaşlar. Burada bir ad girelim şimdi. Bir dakika. Ad giriyoruz bir tane şuraya. Evet. Ben Murat yazıyorum. Kendi adımı giriyorum. Finish diyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda masa üzeri geldi arkadaşlar. Hazırlanıyor masa üzeri. Evet. Gördüğümüz gibi sağ tık yapalım. Gördüğünüz gibi şeyler var. Masa üstünü bir değiştirelim bakalım neler var. Değişik şeyler var burada. Evet. Sanal makineden kurulum yaptık arkadaşlar. Buradan ben bir tane şu rengi seçeyim. Masa üstünü. Set wallpaper diyoruz. Evet bu masa üstünü seçtim. Duvar kağıdını evet değiştirdik. Burada My Computer çöp tenekesi. Ve oyunla ilgili bir bağlantı var. James Helper oyun yardımcısı. Bunu bilmiyorum. My Computer'a tıklayalım bakalım. Evet disklerimizi gösteriyor arkadaşlar. Aynı Windows'a benziyor. Buradan tam ekran yapıyoruz. Küçültme var. Bakalım. Evet küçültme yaptık. Evet şimdilik buradan çıkalım arkadaşlar. Bu bildiğimiz
telefondaki Android sistemin bilgisayarlara kurulabilen olanı ve kullanılabilir olanı arkadaşlar. Android sistemin kurulu olduğu bölge burası arkadaşlar. Kablolar, dosyalar ve root içerikleri vesaire burada. Bu neymiş? Main Storage. Bu da Android sistemim. İşte bu indirme dizinleri, işte resim dizinleri vesaire. Burada da dizinleri var. Personal Space diyor. Burada da personel, yani müzik, download, işte resimleriniz, müzikleriniz, zil tonları bilmem ne. Ama şey olduğu için, bilgisayar kurulduğu için bunlar da bilgisayarda kullandığımız Windows gibi kullanılabilir. Buradan Settings'e giriyoruz. Bakalım dil ayarları neredeymiş. Evet, Language Input diyor arkadaşlar. Language Input'a tıklıyoruz. Language United States. Buna tıklıyorum. Add Language diyor arkadaşlar. Add Language'den aşağı inelim bakalım Türkçe var mı? Evet arkadaşlar, Türkçe var. Ekledik, Türkiye diyor. Türkiye'yi ekledik. Evet. Burada şey var arkadaşlar, simge var. Bu simgeyi yukarı doğru bıraktım. Bakalım Türkçe olacak mı? Evet arkadaşlar, Türkçe oldu. Tamam. Gayet güzel. Ayarlar, mayarlar falan. Hesap makinesi. Bakalım. Evet arkadaşlar, Türkçe oldu şu anda. Google Play Store var mıydı? Ona bakalım. Google Play Store. Burada. Evet arkadaşlar. Buna tabi mail hesabınız olacak arkadaşlar giriş için. Onu muhtemelen soracak şimdi. Ben kendi hesabımı yazacağım şimdi buraya. Oturum aç diye tıkladım. Bir daha tıklayayım. Evet, şu an bilgiler kontrol ediliyor diyor. Şu an bilgiler kontrol ediliyor. Şeyimiz bağlıydı bakalım. İnternetimiz bağlıydı. Nerede şey? Evet. Oturum açılıyor arkadaşlar. Bağlı, evet. Burada kendi hesabımı yazıyorum arkadaşlar. Enter'lıyorum. Ne oldu? Kayboldu. Tekrar girelim bakalım. Oturum açlayalım. Enter'layınca kayboldu birdenbire. İleri diyorum arkadaşlar buradan. Evet, şimdi kabul etti. Şifremizi soruyor arkadaşlar. Buradan şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdik arkadaşlar. İleri diyoruz. Bakalım ne olacak. Hesaba şu an girerken ben şöyle bir bakayım. Başka neler var? Saat var, recorder var. Tabii şu an hiçbir şey yüklü değil arkadaşlar. Doğal olarak mail istemcisi var arkadaşlar. VIP servis diyor. Şu Çince olanları anlamadım arkadaşlar. Güvenlik var. Feature, program uygulamaları vesaire. Text editor var. Bakalım text editor'e. Text editörümüz de böyle, bu şekilde. Yani not defteri, notlar vesaire alınıyor. Bu arada ben, vallahi ben internetim bağlı. Burada bağlı gösteriyor kablo olarak. Klasör oluşturma. Yenile duvar kağıdı, cihaz görüntüle. Parlaklık düzeyi, yayınlama. Hakkında kısmına bakalım. Uygulamalar, hesaplar, konum yazdırma, ekran. Ekrana bakalım. Çözünürlük. Çözünürlük ayarımız da var burada arkadaşlar. Çözünürlüğümüzü modify restart diyor. Evet, şu anda kapatıyor. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı masa üstünü gördük.
Yani sistemi tekrardan boot etti. Açalım bakalım. Bu sefer nasıl başlayacak? Madem restart ettik. PhoenixOS. Evet arkadaşlar, açılış logosu bu şekilde. Bunu da görmüş olalım hem. Şimdi masaüstü hazırlanıyor arkadaşlar. Android başlatılıyor diyor. İyi oldu aslında bir anlamda. Benim seçtiğim masaüstü resmi geldi yine aynı şekilde. Klasör açmıştım. Şuradan browser diyor. Bu da tarayıcısı arkadaşlar açıldıkken. Ben şey yaptım, tıkladım. Bakalım şeye girecek mi? Buradan bir YouTube yapalım. YouTube yapıyorum. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar, YouTube'a şu anda giriyor. Biraz böyle yavaş ama bilmiyorum neden olduğunu. İnternet bağlantısından olabilir. Ona girerken biz şey yapalım. Play Store'a tekrar bakalım. Şifre panelimiz geldi. Bir daha ilerleyelim bakalım. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Şu anda oldu. Demin niye olmadı anlamadım tam olarak. Evet arkadaşlar, YouTube'a da girdi şu anda. YouTube'u da gördüğünüz gibi. Play Store'umuz da şu anda giriş yapıyor. Yedekle diyor. Bunları iptal ediyorum ben. Kabul et diyelim. Evet arkadaşlar, Play Store şu anda aktif oldu. Buradan sistemimize kurduğumuzda arkadaşlar, bu Phoenix OS'i, oyunlar, uygulamalar, işte buradaki işte farklı kategoride olan şeyleri kurmamız mümkün arkadaşlar. Diğer şekilde APK dosyalarını da indirip kurmak mümkün. Tabii şey yapmak lazım. Ben de ilk kez kurduğum için arkadaşlar şu anda bu sistemi biraz tabii. Şu an sanal makinede olduğumuz için arkadaşlar, sanal olduğu için biraz böyle şey var. Hafif kasma ol, hafif oluyor. Normalde de tabii. Bir tane video açalım bakalım. Şuradan ne açalım? Hatta benim kanalıma da gireriz. Şu arama yaparsak şuradan. Şuradan aramaya girelim bir türlü. Kapatıp tekrar bir açalım bakalım. Browser. YouTube. Allah Allah. Bu niye böyle oldu? YouTube'a, ha şimdi oldu. YouTube. Tekrardan bir iş yapıyoruz. Düşmedi hala. Tarayıcıdan sanıyorum. Belki bir Chrome yüklense daha iyi olur gibi. Nerede şey? Play Store. Mesela buradan bir Chrome yükleyelim varsa. Bir tane Chrome yüklüyorum arkadaşlar. Bakalım.
Benim kendi kanalıma giriyorum şimdi. Buradan da arama yapıyorum. Evet. Buradan benim bir tane videomu açalım. Hatta bunu iptal edebiliriz Chrome'u. Bu açtığına göre bunu iptal edelim. Selamlar sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Macbunt'u, benim şey Macbunt'u videosunu incelememi gösteriyor. Neyse arkadaşlar, şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Şu klasöre de bir bakalım. Buraya da dosya oluştur, yeni bir dosya oluştur diyor. Bakalım, evet. Text dosyası oluşturuyor. Buradan, evet. Evet arkadaşlar. Phonixos incelemeyi yaptık. Şimdi kapatmaya bakalım nasıl kapanıyormuş. Shutdown, restart, sleep, uyku, kitleme. Shutdown'u yaptığımız zaman kapatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik PhonixOS OS işletim sistemini inceleme yaptık, kurduk. Çok kısa ve yani hızlı bir şekilde kuruldu. Arkadaşlar birkaç detay eklemek istiyorum. Eğer ki bu sistemi Windows'un yanına kuracaksanız, biraz evvel açmıştım ama oraya girelim. Bu Exa dosyasından da kurulum yapabilirsiniz. Ancak Windows yanına kuracağınız için disk yönetiminden, manage'e gireyim ben. Disk yönetiminden kendinize en azından bir 20 GB kadar bir disk alanı ayırın ki kurulumda o disk alanını seçin. Windows kapanıp açıldığında, biraz evvel Phonix OS başlarken bir siyah ekran görmüştük. Windows'u da oraya yanına ekler. Yani size işletim sistemlerinin açılış hangisinden sorar yani açılacağını. İkisinden birini seçiyorsunuz arkadaşlar. C diskine mesela sağ tıklayıp diyelim 20 GB vereceksiniz. Eğer Windows yanında kuracaksanız. Disk alanını arkadaşlar buraya 20.000 yazarsınız. 20.000 küçültüp, yani benim İngilizce olduğu için öyle görünüyor şu anda. 20 GB'ı küçültüp şimdi ayıracak. Bu diski arkadaşlar aktif edersiniz. Aktif ettikten sonra arkadaşlar böyle aktif edelim. Diyelim bundan bir şey yapalım. Buraya mesela yazarsınız Phonix diye. Phonix OS diye yazarsınız arkadaşlar. İsimlendirirsiniz. Ondan sonra bakalım Phonix OS diye. Bunu buraya kurarsınız arkadaşlar. Yani yan yana iki işletim sistemini de ister ISO'dan boot ederek kurabilirsiniz bu disk alanına. Yine iki çift işletim sistemi olur. Ya da Windows'u kurulum dosyasını indirerek ISO setup dosyasını download edip masa üstünden Windows üzerinden kurabilirsiniz. Benim kurduğum yöntem ISO boot ederek kurulum yöntemiydi arkadaşlar. Her ikisi de mantığı aynı aslında. Exe dosyasından belki Windows üzerinden kurulum daha kolay olabilir. Onu denemedim. Ama bence en sağlıklı yöntem bana göre ISO dosyasından kurmak olur. Yani disk alanını zaten boyutundan tahminle adlandırdık da bu diski seçtiğinizde arkadaşlar olur. Aktif edersiniz. İşletim sistemi buraya kurulur arkadaşlar. Ben şimdilik bunu yapıyorum. İptal ediyorum. Şu anda diski bağladım. Yani disk alanını ayırma yöntemi böyleydi arkadaşlar. İkinci bir sistem olarak kuracaksınız. Phonix OS veya Android herhangi bir sistemi. Bu şekilde bu yöntemlerle. Aşağı yukarı kurulumları da birbirine çok benziyor arkadaşlar. Ben diğer Android işletim sistemlerini de denedim. Bu biraz daha hızlı ve bana göre daha pratik göründü. Masaüstü kullanım şekli biraz Windows'u andırıyor. Markete girdik biraz evvel gördüğünüz gibi. Kurulumu da 5 dakika falan sürmedi zaten. Bir sistem ilk açılırken, masaüstü hazırlanırken bir 5 dakika bekletti. Zaten videoyu dondurmuştuk. Genel tablo itibariyle arkadaşlar Android işletim sistemi kurulumu bu şekilde. Yani eski bilgisayarlar olur, eski netbook, notebook, laptop neyse. Donanımı düşük 1 GB ve üzeri olursa daha iyi olur. RAM'li olan bilgisayarları değerlendirmek için Windows yerine
Android işletim sistemlerini tercih etmeniz bence çok doğru bir yöntem olur. Doğru bir yol olur. Seçilebilir, indirilebilir. Zaten herhangi ücret ödeme şekli yok. Android markete telefondan girer gibi bilgisayarlardan kullanılabilir rahat bir şekilde. İstenilen oyunlar oynanabilir. 1 GB belki az gelir. 2 GB olursa donanım daha rahat çalışacaktır bu sistem. Benim tavsiyem kurun arkadaşlar, deneyin. En azından bir sanal makine, VirtualBox veya VMware üzerinden test edebilirsiniz benim test ettiğim gibi. İşinize yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.